Radyo Gözlem, Gazete Güney Ege ve Haber Milas olarak Milas sokaklarındayız ve 1 Ocak itibariyle %27 zamlanan elektrikleri konuşacağız, elektrik faturalarını konuşacağız Milaslı vatandaşlarla. 100 liralık faturada 60 lira vergi var. 60 lira vergi var. Yani bunu sen olsan da ne yapabilirsin ki? Biz sesimizi çıkarmıyoruz yani. Ocak ayı itibariyle elektriğe %127 oranında zam yapıldı. Evet. Yeni elektrik faturanızı aldınız mı? Yeni elektrik faturamı aldım. O kabul olmamış. Bana mesaj çektiler. İstersen telefonumu da gösterebilirim. Telefonumda mesaj. Kabul olunmuyormuş. O bir daha güncellenecekmiş. O az gelmiş. Bir daha olacakmış. 160 lira falan ödüyordum. 160-170 civarında ödüyordum. 380 o civarda geldi. Ama şimdi o kabul olmamış. Bugün dün yazıldı. Bugün gün içerisinde bir tekrar daha gelecek memurlarımız yazılacak diyor yani. Böyle bir şey olur mu bilmiyorum yani bu. Siz bugün niçin AİDEM'e gitmiştiniz? Bugün o düzelttirmek için ne için bu neden güncelleniyor? Neden oluyor? Ben de kolalı pantolon, kolalı gömlek, ütülü pantolon giymek isterim bak. Yıllardır ütülü bir şey giymiyorum. Kot giyiyorum, tişört giyiyorum, mont giyiyorum, ceket giymek, gömlek giymek, pantolon giymek, kumaş pantolon giymek ben de isterim. Çünkü niye ütü yapamıyorum? Ütü yaparsam elektrik fazla geliyor. Bir şey, hani elektrikli aletimiz, biz buzdolabımız var. Başka da bir şeyimiz yok. Klimayla da ısınmıyor, sobayla da ısınıyorum. Bir önceki 147 liraydı, şimdi 390 lira. Peki evde kaç kişi yaşıyorsunuz? Eşimle beraber iki kişi yaşıyoruz. Isınma da içinde mi peki bu elektriğin? Hayır. Isınmayı farklı karşılıyorsunuz. Peki bu zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? Merkez sistem kalorifer var. Isınmayla alakası yok. Peki bu zamları nasıl değerlendiriyorsunuz bir vatandaş olarak? Bu zamlara vahim diyorum. Ben bir an önce kişilerden kurtulsak daha iyi olacak. Bir vatandaşın talebim yani bunların iptal edilmesi. Zamların iptal edilmesi. Zamların iptal edilmesi. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ocak ayı itibariyle elektriğe %127 oranında zam yapıldı. Siz yeni faturanızı aldınız mı? Almadık, gelmedi. İki aydır bakıyoruz zaten, yok. Neden gelmediğini düşünüyorsunuz elektrik faturanızın? Valla ocağa tam yazacaklar galiba da ondan, hepsinden beraber iki aylık. Sizin de görüşlerinizi alayım. Biz yazlıktan geldik Kasım'ın 28'inden bu yana bize hiç fatura gelmiyor. Artık fatura gelmiyor mu yoksa bize mi gelmiyor, biz anlamadık. De geliyordu, burada gelmedi. Buraya geleldir gelmedi. Aralık faturası gelecekti, Ocak faturası gelecekti, gelmedi. Peki zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok fazla diyoruz, ödeyemeyeceğiz diyoruz ama fatura gelmedi, daha da katlanıyor şimdi. Hiç ödeyemeyiz artık. Biz emekliyiz. Ocak ayı itibariyle elektriğe %127 zam geldi. Siz evet. De yeni faturanızı aldınız mı? Aldım efendim. Eski faturam 485'ti. 1489 lira. Yeni fatura. Peki bu zamlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ne düşünelim? Valla batışa doğru gidiyoruz işte. Ne yapabiliriz başka? Batışa gidiyoruz. Bir vatandaş olarak beklentiniz nedir peki? Herkes gibi bir şeyler bekliyoruz ama yani olan bir şey de yok. İşte hayat devam ediyor bir şekilde ama nereye kadar bilmiyoruz. Önümüzü göremiyoruz yani. Peki siz aldınız mı yeni faturanızı? Ben almadım daha. Almadım ama bilmiyorum. Ben de herhalde fazla gelir gibi yani. Millet nasıl geldiyse. Peki almamanızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha henüz faturanızın gelmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla duyduğumu göre, arkadaşlar anlattığına göre bayağı bir kötü yani. Gidişat kötü. Yani gelecek karanlık. Geldi. Eski faturanız ne kadardı? Yeni gelen fatura ne kadar? 180 liraydı. Şu anda 400 ödüyoruz. Klimamız yok. Bir şey yok. Sadece buzdolap çalışıyor benim. Kaç kişi yaşıyorsunuz? Bir de kettle'im çalışıyor. 3 kişi. Peki bu zamlarla ilgili neler düşünüyorsunuz bir vatandaş olarak? Ne düşüneyim? Pişmanız işte. Niye bu kadar zam olur mu diye şey yapıyoruz işte. Kendi kendimize evde konuşuyoruz. Komşularla beraber konuşuyoruz. Ne düşünelim? Evinize kaç maaş geliyor? Benim bir emekli kocam var. Başka maaş yok ki. Peki bu faturaları nasıl ödemeyi düşünüyorsunuz? Bu faturayı nasıl düşünüyorsun? Gara gara düşünüyorsun. Yemiyorsun, onu ödüyorsun. Yapacak bir şey var mı? Yok. İnanılmaz yani. Yani mevcut durumlarda ödenecek gibi değil. Mevcut kazançlarla ödenecek gibi değil. Gerçekten bu insanlar nasıl geçinecek, ne yapacaklar?
Hiçbir fikrim yok. Çok üzgünüm. Önceki faturanız ne kadardı? Şimdiki faturanız ne kadar? Yani yaklaşık 300'lerde geliyordu. Şu an 650 geldi. Peki eviniz için geçerli mi? Evimiz için geçerli. İş yerimiz için de aynı şekilde. Yaklaşık 500'lerde geliyordu. 1250 gibi bir fatura geldi. Yani artık yani kiradan daha yüksek bir bedel. Yani devletin temel vermesi gereken elektrik, su ve benzeri şeylerin bu kadar yüksek olması ve insanların ödeyemeyecek durumda olması bence berbat bir durum. Peki siz bir vatandaş olarak ne bekliyorsunuz? Yani devletin buna müdahale etmesini istiyorum. Bunlar temel ihtiyaçlar. Elektrik, su ve benzeri ihtiyaçlar temel ihtiyaçlar. Bunları insanların çok rahatlıkla ele geçirebiliyor olması lazım. Rahatlıkla yani parasını ödeyerek hiçbir sıkıntı yaşamadan edinim sağlamaları lazım. Ama maalesef yani asgari ücreti düşünürseniz yani elektrikle ısınan bir evin ortalama 2000 civarında bir elektrik faturası geldiğini düşünürseniz bu adam kira nasıl verecek, yemek nasıl yiyecek? Yani inanılır gibi değil yani. Bunun matematiği yok. Peki esnaf olduğunuzu söylediniz. Evet. Esnaf olarak değerlendirir misiniz bu zamanı? Şimdi mecburen esnaf olarak bizler de edindiğimiz ücretleri arttırmak durumunda kalıyoruz. Ve çalıştığımız insanlara da bu inanılmaz derecede yüksek bedeller demek. Yani insanlara da yazık, gerçekten yazık. Verdiğimiz hizmetin karşılığını çok daha yüksek bir bedelle almak durumunda kalacağız.